Hocam Üstad Sezai Karakoç Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet. 2 üç gün evvel e, nice eserleri bulunan Üstad hakkında görüşleriniz nelerdir? Dönebilir miyiz? İşte Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen güzel bir insan. Güzel bir kulluk sergilemeye çalışmış kendince. Allah hizmetini makbul eylesin. Amin. Ahiretini mamur etmiştir inşallah. İnşallah. Rabbimiz lot, rahmetiyle lütfetsin kendisine. Efendimiz'e komşu eylesin. Evet. Kitapların ismine hazırla 40 saat diye koymuş. hazırla buluştursun Allah. Amin. Evet. Ahirette. Evet. Yalnız şöyle bir şey gördüm internette. Mustafa İslamoğlu denen adam. Bu adamın yani böyle ehli sünnet ve Müslüman olan kesime karşı hiçbir sempatisi yok. Ama ateistlere, kemalistlere müthiş bir sempatisi var. Bu rahmetli merhum şiir kitaplarının başına Hızır'la 40 saat yazdı diye, ya, Hızır'la 40 saat geçireceğine Kur'an'la 40 ayet geçirseydi gibisinden bir yorum yapmış. Evet. Yani geçirmediğini nereden biliyorsun? Bir Hızır'la 40 saat geçirmesi niye seni rahatsız ediyor yani öyle kitap isim yazılmasının? Niye seni rahatsız ediyor? Ve ayrıyetten bu ülkede Öldükten sonra meyhanede buluşacağız diyenler oldu. Onları tek kelime sesin çıkmadı da. Yani böyle güzel insan hazırla 40 saat diye şiir kitabını yazmış diye. Kalkıp bir saçma sapan yaklaşımda bulunuyor. Yani bunlar öyle bir saçma sapan algının içerisinde ki İslam yaşayan ama bunların gösterdiği şekilde değil olan tipler bunların en azılı düşmanları bunun haricinde İslam'ı yaşamayan, İslam'ı hakaret eden, tamam İslam'ı söndürmeye çalışan onlarla hiçbir dertleri yok. Hani ezanı susturmak isteyenler, Kur'an'ı okutturmamak isteyenler, Kur'an'a karşı olanlar hiç dertleri yok. Ama Kur'an'ı tutmuş, Resul-i Ekrem'i tutmuş. Ama onun keyfine, onun aklına, onun algısına uymuyor diye onu en büyük düşman edinmiş. İçinde öyle bir hastalık var ki Hızır'la 40 saat geçireceğine Kur'an'la 40 ayet geçirseydi. Ya bir sürü din düşmanı ölen vardı. Onlara işte heykelle şu kadar geçireceğine veyahut da keyfinde bu kadar geçireceğine meyhanede şu kadar oturacağına biraz Kur'an-ı Kerim'in karşısında otursaydın bir deseydin de bir görseydik. Yok. İslam'a karşı olanlara hiçbir derdi yok. İslam'ı yıkmak isteyenlere hiçbir derdi yok. İslam'ı yaşamak isteyenlerle adamın derdi. Yani tabiri caizse Şeytanla işbirliği yapmış gibi. <laughs> Hızır'la buluşmasına bir insanın Hızır'la olmasına kim düşman olur? Şeytan düşman olur yani. Hızır'la buluşmaya gönderen Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki biraz Kur'an'la otursaydı diyor da pek oturmuş mu belli değil yani Kur'an-ı Kerim'de. Hızır'la buluşmaya gönderen Allah, Musa peygamberi yani. Evet. Hızır'la gidip birisi oturmuşsa veyahut hatta Hızırca konuşmuşsa Hızır'ın konuştuğundan bir nasip almış da onu insanlar aktarmışsa Hızır'la oturanlarla oturmuş diyelim. Oturmuşsa da bunu kaleme almışsa bundan niye rahatsız olsun ki insan? Herkes Hz. Hızır'ı görmek derdindeyken, niyetindeyken, emelindeyken. Oo, sanki Hızır'a hayran olanlar Kur'an'dan uzakmışlar da, Kur'an'ın ayetine bakmazmışlar da, Böyle saçma sapan bir algı. Yani biz de diyoruz ki sen Kur'an'la oturduğunu zannediyorsun da keşke e, Kur'an'ı sana hakkıyla oturanlarla biraz oturabilseydin. Hakkıyla anlayanlarla biraz oturabilseydin de biraz onların gözüyle Kur'an-ı e bakabilseydin de şu körlüğün gözünden bir gitseydi, bir kalksaydı meselelerine kör bakışın bir kalksaydı ki hakikati görebilseydin. Ne kadar işler acısı bir durum ki sen Kur'an-ı Kerim'le oturduğunu zannediyorsun ama boş boş oturuyorsun yani. Aynı Kur'an-ı Kerim'in bir tabiri var ya hani Yahudi alimlere Allah Subhanahu ve teala buyuruyor anlamadıklarını ifade etmek için. Yahudi alimler için diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve teala كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Eşek gibi kitapları yüklenirler diyor. Kitap üzerinde sadece bir yüktür yani. Kitap olması veya da başka bir şey odun olması onun için hiçbir farkı yok. Hakikaten yani kitabı anlamayanların durum böyle. Allahu Teala böyle nitelendiriyor. Bunlar da bakıyorsunuz ellerinden Kur'an-ı Kerim'i düşürmüyorlar ama Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan çok uzaklar. Yani bütün paylaşımlarına bakın. Sadece ehli sünneti tenkit var. Yani Kur'an'ı alaya alan, Kur'an'la dalga geçen kesinlikle tek kelime söylemiyorlar. Allah ıslah etsin diye.